Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bugün sizlerle birlikte temizlik yapacağız. Başlıktan da anlaşıldığı gibi bu bir temizlik videosu olacak. Bir yandan Arden şu an koltuk tepelerinde. Bugün 10 Haziran, yarın Salı ve yarın Tolga'nın Adana'dan kuzeni ve eşi gelecek. Benim de elti bir yarım oldu. Çok seviyorum kendisi ve onu ağırlamaktan gerçekten çok mutluluk duyacağım. Ben de elimden geldiğince onları ağırlamaya çalışacağım. Çünkü ikisini de çok seviyorum. Ve bu telaşa temizlikle başlamak istedim. Sizlere de video çekmek istedim. Bu arada saat 1 ama hiçbirmiş gibi değil. İnanılmaz derecede hava çok kötü. Işık çok kötü. O yüzden sizlere evin bütün ışıklarını açarak temizlik yapacağım. Bartın ve Karadeniz çevresinde zaten sel uyarıları veriyor. Son zamanlarda belki duymuşsunuzdur. Ve 2-3 günden beri de yağmur yağıyor, gök gürültüyor. Yani belki arada onları da duyabilirsiniz. Dediğim gibi ışık çok kötü. O yüzden hiç kusura bakmayın. Bu temizliği yapmak zorundayım ve bu temizlik videosunu da bekleyen çoktu. O yüzden kaydı açmak zorundaydım. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. İlk öncelik koltuklarımın ikisini de açtım ve koltukların üstüne karbonat serpeceğim. Ondan sonra halımı serpeceğim ve ondan sonra onları temizleyeceğim. Böyle daha böyle hani iyi olduğunu söylüyorlar. Lafı çok uzatmadan başlamak istiyorum. Umarım böyle kayıt süremde elverişli olur. Yani hiç kesilmeden çekerim sizler için. O zaman temizlik başlasın. Koltukların üstündeki karbonatlar bekleyinceye kadar, çünkü ne kadar çok beklerse o kadar çok mikrobunu öldürüyormuş. Onlar bekleyinceye kadar yemek masamı buraya geçirmiştik. Daha öncesinden söyledim mi sizlere bilmiyorum ama yemek masamı sandalyelerini süpürmek istiyorum. Ondan sonra koltuklarımı süpürmeyle devam edeceğim. Sizlere ne kadar çok yağmur yağdığını göstermek istiyorum şöyle. Görüyorsunuzdur. Büyük ihtimal ve sesini de duyuyorsunuz. Evet, buradan daha net oluyor. Bakın 2-3 günden beri bu şekilde yağmur yağıyor. Aralıksız, hatta bazen çok fazla şiddetini arttırarak yağıyor.
Çabuk çık oradan. Çık. Çık oradan. Annem. Aldırdım. Bunu sizlerle birlikte almıştım. Bundan gerçekten çok memnun kaldım. Böyle hem pratiklik açısından, performanslı açısından çok memnun kaldım. Bunu ben sürekli zaten kullandım. Sürekli elimin altında oldu. Gerek lavaboda, gerek böyle step bağların üzerinde vesaire falan. Televizyon silerken falan. Bakın zaten çok kısa bir zamanda böyle yarısını falan bitirdim. Şimdi tekrardan bunu sizlerle denemek istiyorum. Televizyonu birlikte silelim istiyorum. Bu şekilde oldu. Şurada televizyonun arkasında dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama gold şeritler vardı, böyle kendim yapmıştım. Onları söktüm. Artık böyle sadelikten yanayım. Böyle sadelikten yana derken böyle golda olan sevdam, düşkünlüğüm falan yavaş yavaş kalkıyor. Hatta böyle daha fazla böyle siyaha, beyaza falan dönüyor gibi geliyor bana böyle. Daha çok hoşlanıyorum sanki onlardan. Sadece küçük küçük detaylarda böyle gold seviyorum. Böyle aman aman gold artık benim için bitmiştir gibi bir şey. Bu TV ünitesini dolu seviyorum. Hem mutfağı da böyle dolu bir şekilde seviyorum. Tezgahın üstünü, TV ünitesini de bu şekilde seviyorum. Hepsinin bende anlamı var. O yüzden hani kitaplarım olsun, burada Arden'e olan hediyeler olsun, eşimin aldığı ödüller falan olsun, bunları böyle göstermesini seviyorum. Altı da böyle sildim zaten sizinle birlikte gördünüz. Mumum, albümüm ve burada söz çiçeğim var. Onu birlikte koyduk zaten.
bu şekilde oldu. Bu arada elektrikler kesildi, sular kesildi arkadaşlar. Bir bütün temizlik videosu olarak yüklemek istiyordum. Fakat nasip olmayacak sanırım. Çünkü elektrikler kesildi ve verilen uyarıya göre 2-3 gün boyunca gelmeyecekmiş. Zaten diğer videolarda da böyle bir felakete denk gelmiştik ve sizlere bu konudan bahsetmiştim. Ve gerçekten 2-3 gün boyunca da elektrik su sıkıntısı, hatta 4-5 günü falan bulmuştu. Zaman zaman böyle gelerek, küçük küçük sular gelerek, ama onu da ben gelmekten saymıyorum yani. Çünkü çok çamurlu geliyordu. Şimdi de yine elektrikler pat diye kesildi ve benim şarjım şu an %15'ten aşağı bir şey. Çünkü sizlere video çekiyordum zaten. Artık elektrik ne zaman gelirse, hatta elektriğe boş verin, şebeke bile gitti. Şebeke ne zaman gelirse ben bu videoyu editlemek istiyorum. Şu an şarjımı kullanmayacağım çünkü çocuğum var. Bu şarj bana, bu elektrik bana lazım olacak. Dediğim gibi elektrik ve şebeke ne zaman gelirse ben bu videonun editini en kısa sürede yapmak istiyorum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. İlk defa bir temizlik videosu bu şekilde, bir bütün evi temizlemiş bir şekilde yüklemeyeceğim. Mecburen parça parça olacak. Bu da başka bir bakış açısı olur diyelim. Başka bir seçenek olmuş olabilir. Hem sizleri de böyle sıkmamış olabilirim. Hem de böyle ben de dinlene yapmış olurum. Çünkü zaten çocuklara yapmak çok zor oluyordu benim için. Şimdi oturacağım ve elektriklerin gelmesini bekleyeceğim. Biraz belki ders çalışabilirim KPSS'ye yönelik fırsattan istifade. Çünkü Arden de uyudu. Dediğim gibi yapacağım bir şey yok. En iyi yapacağım şey çay kahve içip ders çalışmak olacak. Bu videoyu burada kapatmak istiyorum ama kapatmadan önce de sizlere dışarısını göstermek istiyorum. Çünkü en son ufak ufak yağıyordu ve ufak ufak sel birin kitleleri olmuştu. Birden her yer doldu. Muhtemelen yakınlarımızdaki dere taştı. O yüzden şu an herkes hayvanını, arabasını, canını kurtarmaya bakıyor. Yani benim de yapabileceğim elinden bir şey yok. Zaten hani eşim çalışıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi sizlere dışarısını göstereyim. Ondan sonra kapanış için tekrardan buluşuruz. Bakın bu bizim evimizin arkaya bakan kısım. Yani arkada bahçe var. Hatta tavuklar ve hayvanlar var. Onlar şu an sular altında. Neredeyse tavuk kümesinin yarısına gelmiş aşamada şu an sular. Ve şöyle göstereyim. Şimdi caddeye bakan tarafa geçmek istiyorum. Orasını da göstermek istiyorum. Orası da gerçekten yol falan kapandı. Her yer deniz bir şekilde olmuş durumda. Bugün de zaten gösterdim. Burası da evin ön tarafına bakan kısım. Bak gördüğünüz gibi zaten şurada yol tamamen kapandı. Hatta kaldırımın üstüne falan çıkıyor sular. Arabaların en güvenli çekileceği yer şurada gözüken büyük otopark alanı. Zaten herkes şu an arabalarını zaten oraya getirdiğini söylemiştim. Videonun başında. Ah dediğim gibi şurada şurası dereye gidiyor. Derede şuralarda falan olması lazım. Buralarda kalıyor. Muhtemelen oradaki dere taşta ve sular böyle gelmeye başladı. Şöyle göstereyim, insanların bahçesi, sular neredeyse giriş. Yani girişi girmiş yani. Muhtemelen evlerin içinde bir sular olması lazım. Şurada A101 kapısı var. Onun mesela şu kadar falan daha yer var. Yükseklik vardı. Dediğim gibi orası da bayağı bir yükselmiş ve hala yağmaya devam ediyor. Şurası da otopark. Ay otopark. Şurası da otogar oluyor. Bakın otogarda insanları görüyor musunuz? Bakın. Sular dizlerde. Ve hala yağmaya devam ediyor. Ben de bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum artık. Dediğim gibi oturma odasının temizliğini sizlerle birlikte yaptık. Işık çok iyi olsaydı daha fazla devam etmek isterdim ama küçük bir minimal temizlik vlog oldu bu da. Gelecek vloglarda ya bu videonun devamı olan temizlik videoları olur ya da eğer hani bu afet biterse ve sular, seller giderse, akrabalarımız gelirse, onlarla bir şey yaparsam ve vlog çekersem onu yüklemiş olurum. Tamamen doğaçlama bir şekilde gelişecek. Ama bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.